robot kol terimi farklı mekanik aygıtlar için kullanılıyor. Arabaların kaynağını yapan robotlardan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan uzaktan kumandalı vinçlere kadar bu terim geçerli. Robot kol aynı zamanda insanımsı robotlarda kullanılan kollar ve uzuv kaybı yaşayan kişiler için üretilen kollar için de kullanılıyor. Lozan'daki Federal Politeknik Okulu'nda üretilen robot kol, Simlab adlı robot üreticisiyle işbirliği sayesinde tasarlanmış. Kol uçan nesneleri bile yakalayabiliyor. Araştırmacı Seung-Soo Kim, kolun işlemcisinin saniyeler içinde 3 etkeni hesaplayabildiğini söylüyor. First thing is to predict the whole trajectory. Önce hareket alanını tahmin geliyor. İkinci olarak en iyi yakalama pozisyonunu hesaplıyor. Üçüncü olarak da kol harekete geçiyor. Tenis raketini yakalamak yarı dolu su şişesini yakalamaktan kolay olabilir. Çünkü yarı sıvı dolu şişe uçarken yön değiştirebiliyor. Ancak bizim içgüdüsel biçimde yaptığımızı robot kolun sıfırdan öğrenmesi gerekiyor. Araştırmacı Ashwini Shukla kola farklı nesneler atarak alıştırma yaptıklarını ve kolun doğru tahmin etmeyi öğrendiğini söylüyor. We teach the robot how to reach towards an object. Robota nesneye nasıl yaklaşacağını farklı yönlerden öğretiyoruz. Aynı zamanda kol ve parmaklar arasında doğru koordinasyona sahip olmayı öğretiyoruz ki nesneyi yakalayabilsin. Ekip lideri Profesör Aude Beard başarılarıyla gurur duyuyor. Son derece karmaşık uçuş yolunu doğru biçimde hesaplayabilmek ve bizim yakalama noktası dediğimize ulaşabilmek çok önemli bir bilimsel ilerleme. Çünkü bu düz çizgide gerçekleşmiyor. Araştırmacılar bir gün robot kolun hızlı hareket eden uzay çöplerini yakalayacağını umuyor. Çünkü bu çöpler Uluslararası Uzay İstasyonu gibi işlevi süren uzay araçları için bir tehdit oluşturuyor. Selin Sörünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.